şüphesiz ki. Tahmin alayım Mithat Baydur. Kaç açıklanır sizce yıl sonunda asgari ücret? Vallahi ben biraz önce Arslan'la konuştum. Şimdi ondan kopya çekmiş olmayayım ama yani ben 22.750-23 civarlarında bir şey olacak diye tahmin ediyorum. 22.750-23. Kaydedelim bunları. Sene sonunda hep buradan bir karne vereceğiz efendim konuklarımıza. Ankara büromuzda Erdal Sağlam ve Doktor Ozan Bingöl var. Erdal Bey siz kaç bekliyorsunuz? Valla ben daha önce Arzu Başkan'a daha önce bir toplantıda beraberdik. Orada da söyledim kendi tahminimi. Geçmiş enflasyonun yarısı, hedef enflasyonun yarısı yani %32,5-33 gibi bir rakam. O da 22.500 gibi bir rakam ediyor. Benim tahminim o düzeyde. Ozan Bingöl sizin tahmininizi alayım. Yani tahminden ziyade beklentim insan onuruna yakışır, yaraşır bir asgari ücret ama gördüğümüz kadarıyla Erdal Bey'e katılıyorum. Yani 22.500'ler civarında bir şey açıklayacaklar gibi. Peki ben de kendi tahminimi söyleyeyim. AK Parti kulislerinde konuşulanı söyleyeyim. Benim de AK Partili kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre Cumhurbaşkanı'nı ama en çok da Hazine Maliye Bakanı'nı 24 seviyesinde bir asgari ücret açıklanması konusunda ikna etmeye çalışıyorlarmış. Bunun tabii önemli bir bölümünü yükünü işverene ihale edip yani 24 seviyesinde kendi seçmen tabanlarını da mutlu edebilecek bir asgari ücret açıklanması için Ankara'da yoğun kulis yapılıyor. AK Partililer tarafından AK Partili ekonomi yönetimi. Peki masa etrafında toplananlar mesela bunu böyle bir diyalog oluyor mu? Hayır diyalog yok. Bir dikte ettiriliyor. Kulis yani var, önceden kulis. Belli yani bu herhalde. Ortada bir diyalog yok. Yani bir şey yok. Diyalog yok, dikte ettirme var. Asgari ücret masasını. Asgari ücret masasını. Demin tabii. Arzu Başkan söyledi ya, sizi buraya alabilir miyim Sayın Başkan? DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu aldım buraya. Şimdi Eren'cim o grafiklerle başlayabiliriz. Çünkü DİSK'ar bölümü, araştırma bölümü değerli ekonomistlerle beraber çok önemli ve kritik bir rapor yazdı. Dün de bunu bir basın toplantısıyla açıkladı. Grafikleri vermeye başlayalım lütfen ekranda. Evet Sayın Başkan sizden dinliyorum. Buyurun efendim. Evet dün biz tabii asgari ücret tespit komisyonu masasında DİSK olarak yokuz. Ama bu kadar önemli bir süreç yani devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olan asgari ücretin belirlenmesi sürecine tabii biz de açıkladığımız raporlarla, eylemlerimizle, etkinliklerimizle, mücadelemizle o masaya müdahil olmaya çalışıyoruz. O yüzden araştırma dairemizin raporları hakikaten son derece kapsamlı ve güzel. Dün uzunca bir basın toplantısıyla hatta hocalarımız da geldi, onların da katkılarını aldık. Bütün Aziz bu çerçeve Aziz Çelik vardı, Erinç hocamız vardı, Erinç Yel'den Hayri Kozanoğlu, Mustafa Sönmez birçok hocamızla beraber güzel bir toplantı yaptık ve orada asgari ücretle ilgili gerçekleri aslında ortaya koyduk. İkincisi de asgari ücretle ilgili çarpıtmaları anlatmaya çalıştık. Çünkü biraz önce hem Cumhurbaşkanı'nın hem Cevdet Yılmaz'ın söylemlerinde aslında bunları görüyoruz. O yüzden bence son derece önemli. Şimdi bir kere önce asgari ücret gerçeğimize bakalım. Biliyorsunuz asgari ücret 17.002 lira. Şu an Aralık ayında belirlendi. Geçtiğimiz Aralık ayında 17.002 lira asgari ücret belirlendi ve biz ilk defa 1 Şubat'ta o asgari ücreti, zamlı asgari ücreti aldık. Aslında Aralık'ta açıklandıktan sonra 1 Şubat'ta aldığımız ilk zamlı asgari ücrette biz 17.002 lira değil 15.862 lira aldık. Yani zaten enflasyon karşısında bir ayda bile eksildi. O da resmi enflasyondan söz ediyorum, TÜİK'in enflasyonundan. Bu ülkede açlık sınırı şu an itibariyle Kasım ayı rakamları 20 bin liranın üzerinde 21 bin liraya dayandı. Açlık sınırı dediğimiz bir 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak harcamasıdır. O da nasıl bir mutfak? Yani olması gerekene de uzak çoğu zaman. Yoksulluk sınırı ise yine 4 kişilik bir ailenin asgari geçim için gerekli olan gelir. O da 72 bin liranın üzerinde. Dolayısıyla 17 bin lira asgari ücret var. Hem açlık sınırının hem yoksulluk sınırının çok çok altında. Milyonlarca insan hani sembolik bir ücret olsa, çok az kişinin ücreti olsa hani yine başka bir pencereden konuşulabilir. Ama bir ortalama ücreti konuşuyoruz. Böyle bir asgari ücret var Türkiye'de ve alım gücü olarak da sürekli enflasyon karşısında geriliyor. Şimdi hep şunu söylüyorlar ya, biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bu kocaman bir yalan. Onu tüm zaten rakamlar, Ozan Bingöl bütün verileriyle tabii aktardı. Geçelim Eren'cim grafiklere lütfen. Devam edelim yani. Ve bir yıl boyunca yani biz bu yıl 2024 yılını konuşalım. Hadi çok geriye gitmeyelim. Resmi enflasyon karşısında da her bir asgari ücretli bütün bir yıl boyunca 55 bin lira kaybetti.
resmi enflasyon karşısında bir toplamda 55, yani her birimizin 55 bin lirasına el konuldu ve bu kaynak hani bir kişi üzerinden 55 bin lira az gibi görülebilir ama 10 milyon asgari ücretli açısından düşünürsek bu çok büyük bir meblağ yapar ve bu aslında hani diyoruz ya Türkiye'de öyle bir düzen kurdular ki bütün politikalar işçiden alıp patrona, yoksuldan alıp zengine vermek üzere kurulu. Vergiler de böyle ama ücret politikası da böyle. Enflasyon karşısında sürekli gerileyen, alım gücü düşen, eriyen ücretler var. Daha net açıklamak gerekirse altın fiyatları karşısında bir kıyaslama var. Bunu aktaracağım. Bir son dakika ver ekranda görüyor değerli izleyicilerim. Ben de okuyayım. DEM Parti heyetinin İmralı'ya bir başvurusu vardı biliyorsunuz. Az önce Altan Sancar'la değerlendirmiştik. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu konuyla ilgili bilgi verdi. Başvuru dilekçesi bize ulaştı. Konuyu değerlendirip bir takvim ve heyet belirleyeceğiz demiş Sayın Bakan. Aşağıda zaten gelişmeyi görüyorsunuz. Peki dönelim. Milyonlarca kişinin bence birinci gündem maddesi olan, İmralı'dan daha önemli olan altın fiyatları karşısındaki asgari ücret kıyaslamasına. 2003'te başlamışsınız. Bu bir adet bir asgari ücretlinin yıllık kazancıyla alabildiği Cumhuriyet altını sayısı. Peki evet, Arzu Başkan'ı verelim ekrana lütfen sevgili Eren. 2003 yılında bir adet asgari ücretlinin yıl boyunca alabildiği toplam Cumhuriyet altını sayısı 25,4'müş. Evet. Sonra yükselmiş 27,7'ye 31,5'a kadar çıkmış. Evet. Sonra bir dramatik 2005-2006 düşüşler arası düşüş var. 23'te arada yine düşüşler var. Bir küçük toparlama ve şu anda 2024'te 11,6. Yani geçen 21 sene içerisinde nasıl bir kayıp yaşanmış başkan? 20 yılda bir asgari ücretli 20 cumhuriyet altını kaybetmiş. Yani 2005 yılında 31 cumhuriyet altını alabiliyormuş bir asgari ücretli yıllık kazancıyla, şimdi bugün 11 cumhuriyet altını alabiliyor. Yani altın fiyatları önemli bir kıyaslamadır ya bizde. Yani 20 yılda 20 cumhuriyet altını alım kaybetmiş. Gücü olarak düşmüş. Hani biraz önce enflasyon karşısındaki kaybı anlatırken bu da onun başka bir göstergesi. Şimdi buradaki problem şu bence. Asgari ücretli ve sabit gelirli sürekli gelir kaybederken Türkiye dolar milyarderleri sıralamasında dünya rekoru kırdı. Evet. Yeni servet sahibi bir grup oluştu. Çünkü Özlem Hanım, Türkiye'de öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları, ücreti, vergisi, kur korumalı mevduatı, garanti ödemeli projeleri, bütçeye baktığımızdaki bütün tercihler, bu düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine vermek üzere kurulu. İşçiden alıp patrona, 3-5 sermayeyi zengin etmek üzerine kurulu. O nedenle bizim alım gücümüz bu kadar düşerken, yani cebimizden 20 tane cumhuriyet altını 20 yılda uçup giderken, evet, birileri daha zengin oldu. Yani bizim kaybettiğimizi bir avuç sermaye kazanıyor. Şimdi bizim başka raporda veriler de var. Hani hep söylüyorlar. Yani işte verim, mesela Maliye Bakanı geçen dedi ki keşke verimlilik daha yüksek olsa da dedi. Ücretleri yükseltsek asgari ücret. Hayır, Türkiye'de verimlilik son derece yüksek ama ürettiğimiz değerin bölüşümünde adaletsizlik olduğu için tam tersine bizim aldığımız pay düşüyor. Evet, işte burada çok net olarak gözüküyor. Çok önemli. Bunun yıllar içerisinde, yani 74'ten 2024'e geldiğimizde, kişi başına milli gelir önemlidir. Milli gelirden aldığımız pay, yani büyümeden aldığımız pay son derece önemlidir ücretlilerin, çalışanların.